Ben 3-4 kere içeri aldılar. Çok ağır şeylerle. Komik suçlamalarla ama ağır sonuçlarla. Birisi ihbar şeyleri yazmış böyle. İhbar, her gün ihbar günlükleri yazmış. Bizim Trabzon'da ben ilaç firması mesleğini yapıyordum. Orada bir adam vardı, resim öğretmeni. Her gün ihbar yazıyormuş. İşte toplandılar, şunu konuştular, bunu yaptılar. Alakası yok. Daha sonra darbe gelince bizi aldılar içeri. Ya nedir? Ne yapıyoruz? Ne yapmışız? Dediler örgüt kurmuşsunuz. Adı neymiş? Titrek Hamsi Örgütü. Titrek Hamsi Örgütü. Ama ne gülüş gücü varmış adamda. Ben de genel sekretermişim falan. Ya bundan dolayı sıkıntılar. İkincisinde uçak kaçırma. Ya uçak kaçırma. Bir Türk Hava Yolları uçağı kaçırılmıştı. Ya sanıklara bak. Altan Öymen, Uğur Mumcu, ben, Erdal Öz, TRT Genel Müdürü Emil Galip Sandalcı. Ya böyle şu kadroya bak. Biz o sırada denizler asılmasın diye imza kampanyası yapıyorduk, imza topluyorduk. Bizi nötralize etmek için o zamanlar imza topluyor diye içeri atmıyorlardı. Uçak kaçırmayı yapıştırmaya çalıştılar. Yapışmadı tabii. Savcının karşısına çıktık. Askeri savcı. Nasıl kaçırdınız uçağı dedi. Yetişemedik, kaçırdık dedim. Böyle cevap mı olur dedi adam, böyle müthiş kızdı. Dedim ki vallahi ben canımdan bezdim. Silah var işte. Bunun ne alakam var dedim benim ya. Radyoda duydum ben dedim. Ajans vardı o zaman, bir ajansı. Duydum, ne gibi bir ilgimiz olabilir falan dedim. Zaten biliyorlardı. Üstümüze yıkmaya çalışıyorlardı bu olayı. Ey salgın söyleyin, bu benimki sevda. Benimki sevdam.